İslam'da insan kötü davranışlara dahi güzel muameleyle karşılık verir. Nefsani ve kindar bir yaklaşım yoktur İslam'da. Aksine güzel ahlakla örnek olmak vardır tüm insanlığa. Ludmila da bu muameleyle yaklaşır herkese. Başörtüsünden ötürü kötü sözler söyleyip aşağılayanlara bile sabır gösterir. O, kendisini İslam'ı en iyi şekilde temsil etmeye adar. Çünkü oradakilerin aslında İslam'a ne denli muhtaç olduğunun, fakat bunu bilmediklerinin farkındadır Ludmila. Sokakta yürürken bizlere laf atanlar, küfür edenler, dalga geçenler oluyordu. Ama biz yine de sakinliğimizi koruyarak onlara düzgün bir şekilde cevap vermeye çalışıyorduk. Çünkü onlara kendi davranışlarımızla aynı zamanda örnek olmaya çalışıyorduk. Onlara asıl İslam'ın nasıl olduğunu kendi davranışlarımızla gösteriyorduk. Çünkü İslam sandıklarının aksine bizlere kötü konuşmayı, agresif ve kötü olmayı emretmiyor. Biz İslam'ı temsil ediyoruz. Bu yüzden davranışlarımızla, hayat tarzımızla etrafımızdakilere örnek olmalıyız. Eğer biz İslam'ı kabul edip bu başörtüyü taktıysak, artık etrafımızdakilere İslam'ı en iyi ve güzel şekilde göstermekle sorumluyuz. Ama tabii ki çok agresif ya da içkili insanlarla karşılaştığımızda kendimizi korumalı veya bu tür insanlardan olabildiğince uzaklaşmalıyız. Moldova'nın başkenti Chișinău. Soğuk kış günleri. İslam tohumu onu hissedecek ve yeşertecek topraklarda yetişir. Bugün dünyaya İslamiyet'i kötü göstermek için oynanan pek çok oyunlar vardır. Yüce İslam'ın insanlar arasında hızla yayılmasını önlemek isteyenler, onu, yani Yüce İslamiyet'i karalama yoluna başvururlar. İslam'ı kötü göstermek için de Müslüman gibi görünen, o yönde söylemleri olan ancak aslında İslam'ı bozmaya çalışan gruplar ortaya çıkarırlar. Buna karşı Müslümanların dinini iyi öğrenmesi gerektiğini savunuyor Ludmila. İslam'ı asıl kaynaklarından, temel kaynaklarından sağlam bir şekilde öğrenip hakkıyla yaşanması niyazında bulunuyor Ludmila. İslam hakkında olan görüşlerim, İslam'a geçtikten sonra pek değişmedi. Sadece İslam'ı daha çok sevmeye başladım. Biz Hristiyan bir toplulukta yaşıyoruz ve hep görüşleri değişik olan farklı farklı insanlar var. Ama İslam'a geçtikten sonra, İslam alemini daha da çok tanımaya başladığımda, sözde Müslüman olduklarını söyleyen bazı kişileri kınamaya başladım. İslam adıyla insan öldüren kişilerden haberdar olmaya başladım. Ve bu beni çok üzdü. Onlar aslında İslam'ın adını kullananlar ve kirletenlerdir. Ama genel olarak günlük hayatımda İslam benim üzerimde negatif bir etki bırakmadı. İslam hakkında daha çok şey öğrendikçe ve bu Müslüman toplulukta yaşadıkça bu dinin ne kadar mükemmel ve ne kadar güzel olduğunu anlıyorum. Bu din bizim doğru yolumuz. Ve inşallah bu yol bizi cennete götürecektir. Bana göre şu anda Müslümanlar asıl İslam'ı tanımakta sorun yaşıyorlar. Müslüman ailelerde doğanlar İslam'ı gelenek ve göreneklere göre yaşıyorlar. Ama bazen bu gelenek ve görenekler Kur'an-ı Kerim'de yazanların ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinin dışına çıkıyor. Bu şekilde yeni nesilde İslam'ı doğru bir şekilde yaşayamıyor. Bu çok üzücü bir olay. Bazı Müslümanlar maalesef yavaş yavaş Hristiyanlara benzemeye başlıyor. Ve bu çok yanlış bir şey. Bizim İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor.
Allah Celle Celaluhu bize bu yüzden akıl, fikir ve mantık verdi. Bizim kötülükle iyilik arasındaki farkı görebilmemiz için, bizim İslam'ın doğru yolunda yürüyebilmemiz için, İslam'ın temellerini ve Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi, gelenek ve görenekler her zaman doğru olmayabilir. Gelenek ve görenekler nesilden nesile değişebiliyor. Bir de her insan farklıdır. Dolayısıyla bazı bilgileri farklı anlayıp, farklı uygulayabilir. Bu yüzden gittikçe daha fazla yanlışlar yapılabilir. İnşallah bizden sonra gelecek nesillere İslam'ı doğru bir şekilde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği gibi öğretebiliriz. Selamun aleyküm. Ludmila este o persoană musulmană, este o femeie. Selamun aleyküm. Benim adım Tatiana. Moldovyalıyım ve 31 yaşındayım. Ludmila Müslüman bir kardeşimizdir. Kendisi çok iyi ve benim için çok önemli bir insandır. Moldova'da tanıdığım ilk Müslüman kadındır. Kendisini çok seviyorum. Ludmila'yı buradaki camimizde, onun ablaları sayesinde tanıdım. Onunla hep birlikte camiye gidiyoruz. Kendisine çok güveniyorum. Ona evimi ve çocuklarımı emanet edebiliyorum. Kendisi çok sorumluluk sahibi bir kadındır ve çocuklara karşı çok sabırlıdır. Onun kadar iyi birisini şimdiye kadar tanımadım. Onu bir kardeşim olarak görüyorum diyebilirim. Birbirimize çok yakınız ve çok iyi anlaşıyoruz. Zaten Müslüman kardeşler arasında tartışma ya da bağırışma hoş olmaz. Çok akıllı ve yardımsever bir kadın. Onun gibi bir insanı tanıdığıma çok mutlu ve minnettarım. I-am încredințat casa mea, copiii ei, totul. Probleme. Müslümanların şu an karşılaştıkları bir başka sorun ise, İslam'ı yanlış yorumlayıp yanlış temsil eden kişilerdir. Birçok Arap ülkelerinde, Müslüman ülkelerde savaşların olduğunu görüyoruz. Birçok masum kardeşimiz ölüyor. Belki bazıları Müslüman olmayabilir ama yine de bizim dinimizde suçsuz, silahsız insanları öldürmek diye bir şey yok. Onlar cihat dedikleri savaşı bile masum insanlara karşı sürdürüyorlar. Oysa ki hepimiz biliyoruz, cihat aslında İslam'ı korumak ve İslam'ı yaymak adına olan bir seferdir. Ama bu insanların yaptıkları tam bir katliam. Onlar aslında dış güçlerin oluşturduğu oyuncaklardır. Ancak tüm dünyaya İslam ve Müslümanlık öyleymiş gibi gösteriliyor. Bu İslam alemine isnat edilen şeyler çok üzücü olaylardır. İslam ile şereflenen Ludmila artık diğer insanlara da göstermek ister bu nurlu yolu. Batıya yanlış lanse edilen İslam hakikatini göstermeyi amaçlar tüm Moldova'ya. Bunun için de öncelikle İslam'ın doğru bir şekilde yaşanmasını ve sonrasında çevreye örnek olunmasını tavsiye ediyor. O metodu pentru ca lumea să cunoască mai mult despre Islam este ca noi să İnsanların İslam'ı daha çok tanımaları için bizim onlarla daha çok konuşmamız gerekiyor. Bize sordukları sorulara güzel güzel cevaplar vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki bunları yapabilmek için bizim de İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu şekilde etrafımızdaki İslam'ı tanımayan kişilere güzel Kur'an-ı Kerim'imizi öğretebiliriz. İslam'ı açıklayabiliriz. Bizim ve herkesin kafasında olan soruların cevapları zaten Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Bu yüzden İslam'ı tanımayan kişilerle Kur'an-ı Kerim hakkında çok konuşmamız gerekiyor. Bizim Müslüman olarak dinimizi tanımamız mecburidir. Ama artık maalesef Müslümanlar İslam hakkında pek öğrenmiyorlar. Dünyadaki hayatla daha çok meşgul oluyorlar. Günlük sorunlarla meşgul oluyorlar. Ama bizim İslam hakkında olabildiğince çok bilgi edinmemiz, aynı zamanda çocuklarımıza da İslam'ı öğretmemiz gerekiyor. Müslüman olmayan kişilere karşı sabırlı olmalıyız.
Çünkü bütün insanlar aynı değildir. Bütün insanları İslam'a birkaç günde getiremezsiniz. Ve İslam'a geçmeleri için de zorlayamazsınız. Bunlar yavaş yavaş kendiliğinden olan şeylerdir. İslam'ı daha çok yaymak için bir başka yöntem, kendi davranışımız ile örnek göstermektir bence. Bu şekilde etrafımızdaki insanlara İslam'ın kötü ve sert olmadığını, İslam'ın aslında barışı, doğruyu ve birliği öğrettiğini göstermemiz gerekiyor. Ve biz Müslümanlar olarak bu barışı ve doğruluğu yaymakla sorumluyuz. Bizim İslam'ın temsilcileri olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Etrafımızdakilere her zaman güzel davranıp, onlara Müslüman'ın ahlakını göstermemiz gerekiyor. Avem un comportament și o educație cât mai frumoasă. Ruha dinginlik veren tek şey İslam nimetidir. Nice arayışın tatmini, Cenab-ı Hakk'a ulaşmak ve O'nun emrettiği yolda yürümektir. Ludmila da İslam'la huzura kavuşur. Rabbine tam bir bağlılık ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alır. Ludmila, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek bu kutlu yolun yolcularından olur Moldova'da. Allah Celle Celaluhu hakkında konuşacak olursak, Allah ismini kelimelerle anlatamayız. Allah her şey. O bizi ve bu yaşadığımız evreni yarattı. Bizlere yaptığı her şey için, tüm nimetleri için ona minnettar olmamız gerekiyor. Eğer Allah Celle Celaluhu dilemeseydi, biz nefes dahi alamazdık. Rabbimizi çok sevmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilen son peygamberdir. Kendisi bizim için en iyi örnektir. Biz Müslümanlar İslam'ı en iyi şekilde öğrenip, doğru yolu en iyi şekilde takip edebilelim diye, Peygamber Efendimiz hayatını biz Müslümanlar için örnek bir şekilde yaşadı. Yapmak istediğimiz her şeyde Peygamber Efendimiz'i örnek almalıyız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize Kur'an-ı Kerim bahşedildi. Kur'an-ı Kerim kitapların kitabıdır. Bize Allah tarafından gönderildi. Kur'an-ı Kerim'i okurken tüylerim diken diken oluyor. O bizlere hayatı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok hayat örnekleri var. Allah Celle Celaluhu sorularımıza cevapları Kur'an-ı Kerim'de göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'i dinlediğimizde çok büyük sevap kazanıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, okuduğumuz her harf için sevap kazanıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i çok okumamız gerekiyor. Namazlarımızı kıldığımızda ve Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda bizlere verilen sevaplar için bağışlayıcı olan Allah'ıma şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah Celle Celaluhu ile konuşmuş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyup namazlarımızı kıldığımızda Allah'a daha çok yakınlaşıyoruz. Bugün İslam dünyasının en büyük sancılarından biri İslam'ı hakkıyla yaşamamaktır. Günlük hayatın kargaşası içerisinde kimi zaman savrulan Müslümanlar olmuştur. Doğru yoldan çıkanlar olmuştur. Ve maalesef günümüzde bir kısım Müslümanlar dinlerini, yani Yüce İslamiyet'i tanımıyorlar ve öğrenmiyorlar. Ve işin kötü tarafı, bildikleri halde de bazen uygulamaktan aciz kalıyorlar bile bile. İşte İslam'la sonradan şereflenen Ludmila bu eksikliğe
bizzat şahit olmuştur Moldova'da. Moldova'da İslam'a geçmiş olan kardeşlerimiz doğru yolda yürüyebilmek için çok gayret ediyorlar. Bazen Araplarla buluştuğumuzda bizlere, siz İslam'ı bizim Arabistan'daki Müslümanlardan daha iyi yaşıyorsunuz. Bizim oradakilerin bazıları milliyetçi ve fanatik oluyorlar. Ama siz İslam'ı Kur'an-ı Kerim'de ve dini kitaplarda yazdığı gibi yaşıyorsunuz, diyorlar. İnşallah Rabbim de bize bu konuda muvaffak olmayı nasip eylesin. Bizim çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek isteyen Arap bir kadın tanıdım. Ama 8 yaşındaki çocukların namaz surelerini, Kur'an-ı Kerim'deki sureleri kendisinden daha çok, daha iyi bildiklerini gördüğünde çok şaşırdı ve mahcup oldu. Galiba bu çocukların bana ders vermesi gerekiyor, dedi. Bu da bizlerin eksikliğine dair üzücü bir olaydır. Moldova'da İslam çok yayılmaya başladı elhamdülillah. Biz de elimizden geldiğince İslam'ı doğru bir şekilde yaymaya gayret ediyoruz. Müslümanlar için bir tavsiye. İslam'ı olduğu gibi Kur'an'dan ve kitaplardan öğrensinler. Geleneklerinden ve başkalarının bildiklerinden değil. Dediğim gibi kulaktan dolma bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Ve sahip oldukları İslam nimetine sımsıkı sarılsınlar. Hac tüm Müslümanların eşitlendiği, insanın dünyadan ve günah bataklıklarından uzaklaştığı kutsal mekanlar. İnsanın Allah'ın huzuruna ulaştığı, ona yöneldiği yer. Ludmila da bu kutlu ibadeti yerine getirenlerden. Orada hissettiği güzel duyguların ancak yaşanarak anlaşılacağını söylüyor. Allah Celle Celaluhu bana hac vazifemi yerine getirmeyi nasip etti, şükürler olsun. Orada, Mekke'de olmak çok olağanüstü bir duyguydu. Kelimelerle anlatılamaz bir duyguydu. Oraya vardığımda ağlamaya başladım. Oradayken kalbim bile mutluluktan ağlamaya başlıyordu. Allah Subhanehu ve Teala'ya daha çok yakınsın. Allah'ın evindesin. Allah'ın evinde 5 vakit namaz kılma olanağın var. Aynı zamanda İslam'ın 5 şartından bir tanesini de yerine getiriyorsun. Daha büyük saadet olur mu? Tavaf yapmak zor. Ama inançla, orada olmanın sevinciyle ve daha çok ibadet etme isteğiyle bütün zorlukları unutuyorsun. Hacın ne olduğunu anlayabilmek için oraya gitmek gerekiyor. Yoksa sadece kelimelerden ve duyduklarınızdan orada olan hisleri, oradaki maneviyatı tam anlayamazsınız. Hacca vardığınızda bildiğiniz ağlamaya başlıyorsunuz. Allah Subhanehu ve Teala'nın evindesiniz. İnsanın hem dünya hem ahiret saadeti için ihtiyaç duyduğu tek şey imandır. Şu fani dünyada yegane kurtuluştur iman. Bunun farkına varan Ludmila, iman hakikatini şu sözleriyle ifade ediyor. İnsanın hayatında en önemli etken bence iman, yani inançtır. İnançsız insan cennete giremez. İnsanoğlu dünyaya Allah Celle Celaluhu'ya inanmak, onun için namaz kılmak, ona ibadet etmek ve cenneti kazanacağı hayırlara nail olmak için gelmiştir. İnanç çok önemlidir. Aynı zamanda Allah'ın gazabından korkmak ve her Müslümana farz olan İslam'ın 5 şartı da öyle. Sadece iman ederek ve ibadet ederek cennete gireceklerden olabiliriz Allah'ın izniyle. İnancımız bu dünyada bizler için çok önemlidir.
Hepimizin bildiği gibi bu dünya gelip geçicidir. Önemli değildir. Bizim için en önemli olan ahiret ve ahiretten sonrası. Dünyada yaşıyor olabiliriz. Ama biz mezarımızda yaptıklarımız için hesap vermeye başlayacağız. Ve o zaman imanımıza çok ihtiyacımız olacaktır. İnşallah inancımızla, imanımızla cennete gireriz. Her zaman günahlarımızın bağışlanması için Allah Celle Celaluhu'ya dua etmemiz ve bizi affedeceğine inanmamız gerekiyor inşallah. Judecata noastră o să înceapă încă din mormânt.